Merhaba, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün 1 Mayıs, emekçilerin bayramı. Kutlu olsun bütün emek verenlerin. Özellikle de şu anda sağlık çalışanları, en büyük emekçiler. Onlara ayrıca bir kere daha teşekkürlerimi sunuyoruz. Tadam! Bugün günlerden makarna. Evet, makarna yapacağız. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler çok az. Sonra nasıl yapacağımıza karar vereceğiz. Ben bugün iki çeşit yapacağım. Bir ravioli yapacağım. Onun için bir harç hazırladım. Az sonra o harcı size anlatacağım ne olduğunu. İkincisi de spagetti yapacağız. Trinette yapacağız yani. Çünkü ona göre bir ince aparatım var. Ne yapmamız gerekiyor? Kişi başı üzerinden porsiyon hesabı yapabilirsiniz. Çünkü genelde bu gibi durumlarda hani o hesabı yapmak birazcık zordur. Bir kişi için bir yumurta, 100 gram un, bir lokmacık tuz, bir yemek kaşığı zeytinyağı. Tüm ihtiyacımız olan şey bu. Eğer yumurtanız büyükse bir lokma daha una ihtiyacınız olabilir. Ya da yumurtanız küçükse hamurunuz biraz kuru ve sert bir hamur olacak ama hani ekstra kuru olup toparlanmazsa bir lokmacık sudan yardım isteyebilirsiniz. Şimdi ben önceden bir hamur hazırladım. Çünkü en önemlisi bu hamurun hazırlanıp en azından bir yarım saat bir streç filme sarılı vaziyette buzdolabında beklemesi gerekiyor. Benimki burada hazır. İkincisi de mutfak şefimin içinde, kendimin içinde 2 yumurta, 200 gram un, şöyle bir çimdik çay kaşığının ucuyla tuz, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Birazcık önceden başlattım ki sizin de burada ister istemez motor çalıştığı zaman konuşmam daha zor duyuluyor diye, daha çabuk toparlansın diye. Şimdi şöyle bir hamurumu hazırlayacağım ve göstereceğim. Şekillendirirken de şöyle, evet, şöyle. Biraz daha un eklediğimde hamurum tam kıvamını bulacak. Ama mutlaka ve mutlaka birazcık iyicene elinizle yedirip ardından streç filme sarıp bir yarım saat mutlaka ve mutlaka açmadan önce buzdolabında bekletmemiz gerekiyor. Dediğim gibi benim dinlenen hamurum hazır. Şimdi ikinciyi de sizinle beraber hazırlamış oluyorum. Şöyle iyicene nasıl ekmek yaptığımız zaman lezzetlerin iyicene birbirine geçmesini sağlıyoruz ve unluyoruz. Aynı o şekilde makarna hamurumuzu da güzelce yoğuruyoruz. Şöyle sert kıvamlı bir hamur. Sert olmasından çekinmeyin. Ne kadar sert olursa hamurunuzu o kadar güzel açarsınız, o kadar rahat açarsınız. Şöyle, evet. Şimdi hamurum neredeyse hazır. Şu streçle yerleşeyim diye yerini yıkayayım. Önce hamurumu yoğurdum ve dinlendirdim. Şimdi bunu aynı streçe sarıyorum ve dolaba atıyorum. Şimdi hamuru açmaya evet başlayacağım ama ondan önce aparatlarımı değiştireyim. Bir yandan da ravioli için hazırladığım iç malzemeden bahsetmek istiyorum. Ben genelde evde böyle kahvaltıda falan küçük demir parçaları attığı zaman onları alırım ve böyle hemen bir robottan geçirip bir torbanın içine atarım ve de frize atarım.
Ne zaman ki böyle bir karışık peynirli bir şey kullanmak istedim, o zaman alırım. Çünkü düşünün ki içinde küçük isli peynir oluyor, dil peyniri oluyor, eski kaşar oluyor ve bütün o lezzetler birbirine çok yakışıyor. Şimdi bugün peynirli bir ravioli yapıyorum. Bunun içinde şu anda buradaki karışımda taze kaşar var, birazcık dil peyniri var, cheddar peyniri var, eski kaşar var. Sonra ben onun içine birazcık labne ekledim. Çok azıcık da krema koydum ki o kıvamı olsun, raviolinin içine yerleştirdiğim zaman tam kıvamında olsun diye. En son makarnamı haşladıktan sonra da üzerine bir sos daha yapacağım. Böyle kremayı birazcık lezzetlendireceğim. Birazcık içine tuz, azıcık sarımsak tozu, birazcık da karabiber ya da beyaz biber varsa elinizde ekleyeceğim. Ve onu üzerine gezdireceğim. Gayet lezzetli bir şekilde hazırlayacağım. Şimdi sıra geldi. Tadam! Makarna açmaya. Şöyle aparatımı takıyorum. Hazır. Önce kalın bir parça halinde açmaya başlayacağım. Ardından bittikçe incelteceğim. Ravioli için yaklaşık benim mutfak şefimin ayarında 6-7 iyi gelecek. Şöyle bir parça hamur kopartayım. Mümkün olduğu kadar düzgün şekilde çıkabilmesi için, ki o birazcık meleke işi. Ben de çok alışık değilim makarna açmaya. Şöyle bir parçayı yavaş yavaş bakalım koymaya başlayacağım. Ne olacak hep beraber? Hoş geldin sevgilim. Hoş bulduk. Kolay gelsin hayatım. Teşekkür ederim. Dur. Akşama ravioli. En sevdiğim. Beğeneceksin ama. Ben gerçekten en sevdiğim. Şimdi birazcık inceltiyorum. Bir tık inceltiyorum. Şimdi biraz daha inceltiyorum. Bir numara daha inceltiyorum. Şeklini çok dert etmeyin. Çünkü kendi istediğimiz gibi keseceğiz zaten. Ben bir tane tırtıklı kesici aldım kendime. Şimdi biraz daha inceltiyorum. Artık 6'ya getirdim. Arada bir tane atladım. İncecik olacak makarna. Evet. Tezgahıma bir un uydu zaten. Şöyle. Birazcık çekeyim. Gördüğünüz gibi hazır. Şimdi yapacağım şey, hemen bu hazırladığım peynirli karışımdan şöyle koymaya başlayacağım. Çünkü sonra hamuru üzerine kapatacağım. Öbür parçasını. Aralarını da bir lokmacık ıslatacağım. Ki birbirine yapışsın. Hiç ıslatmazsanız da yapışabilir bu arada. İlla ki ıslatmanız gerekmiyor ama eğer kendiniz garanti almak istiyorsanız, ki ben genelde garanticiyimdir, o zaman bir parça ıslatmanızı tavsiye ederim. Kasenin içine bir parça su koyayım. Evet. Şimdi şu yapışacağı yerleri bir lokma parmağımla ıslatıyorum. Şöyle, şöyle iyice ıslatıyorum. Şimdi bu parçayı üzerine kapatacağım. Kalan yeri hiç önemli değil çünkü tekrar kullanabileceğim. Araları birazcık bastırıyorum. Aynı mantı yapar gibi. Sonra da şöyle kesiyorum. Şekilli şekilli.
kenarları tırtıklı olsun diye. Şöyle. Şöyle kesinmişim. Hafif kullanmıştım tezgahımı. Dolayısıyla yapışmıyorlar. Böyle gördüğünüz gibi. Mis gibi hazır oluyorlar. Güzelce yerleştiriyoruz. Hemen bir kere daha anlatmak isterim. Bu sosun içinde evde ne varsa, nasıl peynir istiyorsanız, ne kadar çok çeşit peynir koyarsanız, roquefort seviyorsanız çok yakışıyor içine. Birazcık sarımsakla lezzetlendirmek yine çok yakışıyor içine. Kişi başı bir yumurta, 100 gram un ve bir çimdik tuz, bir yemek kaşığı zeytinyağı. Tüm ihtiyacımız olan şey bu. Şimdi ravioli böyle. Bir turda size diğer makarnayı göstermek isterim. Şöyle. Gördüğünüz gibi oldukça sert bir hamur. Ben tabii boş bulunup bir dakika. Ayarını ayarlamadım ki. Tekrar sıfıra alıyorum ince açabilmek için. Aldım. Şimdi tekrar hamurumu yerleştiriyorum. Kaç dakika sonra gideceğiz? Akşama. Akşama kadar ne kadar var? Biraz daha var. Şimdi ben de sizi görüyorum. Çok. Şimdi spagetti yapmaktaki en önemli şeylerden bir tanesi biraz unlamak. Eğer unlamazsanız bu sefer iş biraz zorlaşıyor. Birbirine yapışma riski olabilir. Genelde en çok şikayet olan geliyor. Şöyle. Şimdi aparatımı taktım. Biraz unluyorum. Merak etmeyin, fazla unu zaten makina bırakıyor. Dolayısıyla iyice şöyle unluyorum hamurumu ve sıra geldi. Raviolilerim burada hazır. Ben onları yapmaya devam edeceğim sizden sonra. Sıra geldi. Spagetti. Trinette. Ben makineyi size rahat gösterebileyim diye yan tuttuğum için pozisyonu çok rahat olmadı. Gördüğünüz gibi makarnalarımız hazır, spagettilerimiz. Nasıl kullanmak isterseniz, taze makarnalar genelde 4-5 saat içinde tüketilmeli. Yani bir süre kurutulmalı ama ardından tüketilmeli. Dolayısıyla sürenizi ona göre ayarlarsanız, bir sürede pişirmeden önce kurutmanızda hafif unlu bir tepside birazcık kurutmanızda fayda var. Ben şimdi size göstermek için hızlı hızlı yaptım. Kalanlarını yapmaya devam edeceğim. Dediğim gibi isterseniz spagetti, isterseniz ravioli.
Aynı şekilde spagettiye de güzel bir sos hazırlamak isterseniz hiçbir şey koymadan birazcık sarımsaklı zeytinyağı ile olabilir. İsterseniz üzerine domatesli güzel bir sos hazırlayabilirsiniz. Bu sos ravioli için de geçerli. Ya da güzel yine kremanın içinde birazcık peynir eriterek, biraz daha yoğunlaştırarak ya da birkaç sebzeyi fırında közleyip daha sonra bir blenderdan geçip birazcık kremalayarak yine üzerine sos yapabilirsiniz. Afiyet olsun derim. Ben makarnalarımı yapmaya gördüğünüz gibi devam edeceğim şimdi. Aparatımı değiştireceğim. Tekrar önce ince açma aparatımı takacağım. Ardından da yine trinete aparatımı takıp ince spagettilerimi yapacağım. Hamurumun yarısıyla, çünkü daha hala dolapta bir bu kadar daha hamurum var. Hamurumun yarısıyla ravioli yapacağım. Yarısıyla da güzel trineteler hazırlayacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada makinemin genelde kodu çok fazla soruluyor. KVL 8320S. Teşekkürler.